Zira bu saldırıda daha önceki elde edilen bilgilere dayanarak şunu ifade edeyim. Biz hatırlarsanız son günlerde Irak'la aramızda olan bir sıcak yaklaşma var terörle mücadele konusunda. Irak merkezi hükümetin, bundan da öte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin son günlerde yaptığı Türkiye'yle ilgili diplomatik gelişmeler elbette bir takım çevreleri rahatsız etti. Ki Sayın Barzani'nin seçimi kazanır kazanmaz ilk resmi ziyaretin Türkiye'ye yaptığını hatırlayalım. Ve dikkat ederseniz bu yapılan ziyarette terörle mücadele konusu ön planda gündem olmasına rağmen herhangi bir açıklama yapılmadı. Hemen bu görüşmelerin öncesinde de yine Irak Başbakanı'nın 15 Mayıs'ta akabinde Irak Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Sayın Erdoğan'ı hedef alarak yaptığı ziyaretlerde görüşülen konuların da temel noktası terörle mücadeleydi. Ve bu toplantılardan da herhangi bir açıklama çıkmadı. Ben bu açıklama yapılmamasının çok sağlıklı olduğunu o günlerde Kanal 24 ekranlarında değerlendirmiştim. Zira bu konular, yani terörle mücadele konusu özellikle istihbari konulardır. Gizlilik gerektirir. Bu önümüzdeki süreç için çok umut verici bir gelişme diye ifade etmiştim. Ki ben gene sahadan aldığımız bilgilerde bu mücadele kapsamında iki devletin çok ciddi bir yakınlaşması olduğunu rahatlıkla öngörebiliriz. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğunuzda bu elbette bir takım yerleri, yani özellikle de teröre destek veren, yıllardır bu bölgede terörü besleyen merkezleri rahatsız etti. O bahsettiğim iki ülke, işte İsrail ve Amerika'yı. Dolayısıyla bu sürecin bir şekilde sabote edilmesi ve bu havanın bozulması gerekiyordu. Ben bu maksatla gene bu saldırının planlandığını düşünüyorum. Zira Barzani'nin sorun olduğu bölgede bu saldırının gerçekleşmiş olması ve bu saldırının bu maksatla yapıldığını düşündüğünüzde bu işbirliğini engellemek adına bir saldırı yapıldığını öngörmek çok mümkün.